Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları için kente gelen kardeş şehirlerin belediye başkanlarını ağırladı. Merinos'ta gerçekleşen akşam yemeğine Gagavuzya, Çadırlunga, Beyaz Rusya, Mogilev, Filistin, El Halil, Saraybosna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa, Tokat, Niksar ve Turhal, Kırşehir Akpınar, Kars, Arpaçay ve Muş'tan belediye başkanları ile temsilciler katıldı. Aktaş, kurtuluş törenlerinde kendilerini yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür etti. Buraya gelmeniz bizim için büyük bir onurdur. Çok büyük bir nezaket gösterdiniz. Bugün öğreneceğimiz program Word programı. Çağa ayak uydurmalıyız dediler. 50 yaşından sonra bilgisayar eğitimi almaya başladılar. Ben buraya bir şeyler yazdım. Bakar mısın? Güzel. Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde yaşları 50'nin üzerinde olan 23 kadın bilgisayar kullanmayı öğreniyor. Kursiyerlerimizin bilgisayara yönelik ciddi bir talebi oluyor. Her yıl birçok kursiyerimize bilgisayar kursu veriyoruz. Yaş aralığı olarak da genel olarak hani biraz daha ileriki yaşlar. 60-65 yaşında, 70 yaşında kursiyerlerimiz oldu. Öğrenmenin yaşı olmaz diyen kadınlar internet kullanmayı öğrenerek çocukları ve torunlarıyla ilişkilerini güçlendirmek istiyor. Bilginin yaşı olmaz ki. Bilmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Torunum bile biliyor benim, ben bilmiyorum, üzülüyordum. Bu yaştan sonra ne işin var, otur evin köşesine, eşim öyle diyor. Hiç de oturmayacağım dedim, ben çağa atlayacağım. Çağ bilgisayar çağı. Kara Kuvvetleri Süvari Birliği'nde kullanılan atlar Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde yetiştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuk devlet başkanlarının karşılanmasında A tipi resmi törenlerle görevli olarak yer alan Gemlik ırkı atlar, insanı alıştırma, itaat, tay geliştirme, yüksek binicilik ve top çekme gibi eğitimlerden geçiyor. Bu merkezde yetiştirilen atların 2002 yılından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu'nca verilen coğrafi işaret tescil belgesi de bulunuyor. Binicilik faaliyetlerinde yurt dışına bağımlılığı azaltmak, ülkemizde yüksek nitelikli ve milli bir at ırkı oluşturmak amacıyla 2001 yılından itibaren Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde Gemlik atı yetiştiriciliğine başlanmıştır. Merkezde 4 yaşına kadar temel eğitimleri tamamlanan atlar Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı'na gönderiliyor. Ulaabat Gölü kıyısında doğayla tarihin bir arada bulunduğu eşsiz bir güzelliğe sahip olan Göl Yazı sonbaharda da görenleri büyülüyor. Ziyaretçi akınına uğrayan turistik gölde gün batımının en güzel anları Bursalı drone meraklıları tarafından görüntülendi. Adadaki gün batımını görüntüleyen Drone Gönüllüleri Derneği üyeleri kısa film hazırlayarak Gölyazı meraklıları için sosyal medya hesabından paylaştı. Şu manzarada, şu manzaraya karşı uçuş, fotoğraf, video çekmek kadar keyifli, zevkli bir şey yok. Bursa'da çocuklarını odaya kapatıp eşini öldüren koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 Mayıs 2017 tarihinde İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 36 yaşındaki adam 5 ve 3 yaşlarındaki iki kızını evlerinin oturma odasına kilitleyip 32 yaşındaki eşi Hatice Eren'i ruhsatsız olduğu belirlenen tabancayla yatak odasında başından vurarak öldürmüştü. Cinayet sonrası tutuklanan ve hakkında kasten adam öldürme suçundan dava açılan sanık, bir kez daha hakim karşısına çıktı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bursa'da bir otomobilin arkadan çarptığı motosiklet yaklaşık 50 metre savruldu. Kaza Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Eski Gemlik yolunda meydana geldi. Gemlik istikametine giden otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polise, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya karışan araç ve motosiklet yoldan kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da tarihi Alaaddin Bey Mahallesi'nde bulunan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Evin bodrum kısmında henüz belirlenemeyen bir şekilde meydana gelen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını diğer evlere sıçramadan bir saatlik müdahale sonucunda söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da damadın başına gelmeyen kalmadı. Damat tıraş olurken kıyafetlerini yırtan arkadaşları damadı eşeğe bindirdi. Bursa'da koyu Galatasaraylı olan damat ve arkadaşları Falcao'nun gelişini farklı bir şekilde kutladılar. İznik'in Tacir Mahallesi'nde dünya evine giren Ahmet Akkurt mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı. Damadın bindiği eşeği arkadaşları sarı kırmızı balonlarla süsledi. Eşeğin arkasına da Falcao da geldi, çifte düğün var yazıldı. Eşeğin üzerine binen damat Akkurt köy sokaklarında arkadaşları tarafından gezdirildi. Damadın kıyafetleri de tıraş olduğu berber dükkanında arkadaşları tarafından parçalandı. Kes kes canım.